Çok teşekkür ediyorum. Bizim için zorlu bir süreçti. Çünkü her şampiyon öncesi yaklaşık 4-5 tane sıkı kamplardan geçiyoruz. Biz de bu kampları çok iyi değerlendirip çok sıkı bir çalışmayla emek verdik ve bu emek sonucunda da yani verdiğimiz emeğin meyvelerini topluyoruz gibi bir durum oldu ve şampiyon oldum. Kariyerimin ilk altın madalyası. Daha önceleri de Dünya ve Avrupa şampiyonalarında bronz madalyam var. Yani sonunda şeytanın bacağını kırıp, tabiri caizse şeytanın bacağını kırıp şampiyon olduğum için çok mutluyum. Önümüzde şimdi olimpiyat eleme maçlarımız var. Yaklaşık bir buçuk ay sonra. Şu an hemen onun hazırlığı aşamasına girmiş durumdayız. Yani yolumuz uzun, işimiz zor. Yani zorlu ama buna değeceğine inanıyorum yani. Başaracağıma da inanıyorum yani. Olimpiyatlarda ülkemi temsil edip altın madalya alacağıma inanıyorum. Nasibimizde varsa inşallah olacak. Yani emek veren tüm antrenörlerime buradan teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ya şimdi sizin de dediğiniz gibi daha önce söylemiştim maçtan sonraki konuşmamda. Çok ciddi sakatlıklar geçirdim ve son kampa gireceğiz. Yani yaklaşık 2 hafta sonra müsabakaya gideceğiz. Ben kaburgamı sakatladım. Benim için çok acı verici bir durumdu. Yani kaburgamı hafif iyileştirdim gibi ondan sonra bir böbrek problemi yaşadım. Yani aslında bahsettiğim sağlık problemi oydu. Yani sakatlık atlatılır ama böbrek biraz daha ciddi olduğu için. Yani onun telaşına girdim, onun korkusuna girdim ve bu beni antrenmanlardan da etkiliyordu. Psikolojikmen de çökmüş durumdaydım. Ama şükürler olsun yani tedavi olup ilaçlarımı vesaire kullandıktan sonra biraz da dinlendikten sonra kendime geldim. Ve son hafta maça tamamen mental olarak hazırlanıp şampiyona öyle gittim. Ve şükürler olsun ki şampiyon oldum ben yani. Şimdi Azeri rakibimle daha önce defalarca karşılaşmıştık. Ve benim en sıkı rakibimdi. Geçen yılların Dünya ve Avrupa şampiyonalarında bana karşı tek galip gelen sporcu oydu. Yani çok güçlü bir sporcu. Final maçını şimdi onunla karşılaşınca bu kez dedim yani tabiri caizse yine ciğerim patlayana kadar dedim elimden gelen mücadeleyi yapacağım dedim. Hatta arkadaşlarıma, hocalarıma da dedim. Yani dedim tüm enerjimi, performansımı ortaya dökeceğim. Bana bir şey olursa beni alın dedim yani. Şükürler olsun. Orada o son puanı da alınca artık yani dedim tamam şampiyonluk geldi dedim. Zaten bir 30 saniye kalmıştı. Yani maçı idare ettim ve şampiyon oldum şükürler olsun. Bundan sonraki hedeflerimiz dediğim gibi önümüzde kalifikasyonlar var. Yani olimpiyat var. Yani her sporcunun hayalidir olimpiyatlara katılıp ülkesini en iyi şekilde temsil etmek. Benim de hayalim o. Nasip olursa olimpiyat kalifikasyon vize maçlarında ilk bileti alıp sonra tamamen Paris'e odaklanmak istiyorum.